kısa vadede hocam. Yani evet, çok uzun vadede bir şeyler yapmaktan. Kısa vadede sizin bütün bu araştırmalarınız ve incelemeniz sonunda bugünden yarına hemen beyemal ilk atılması gereken adım nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Yani bunda en büyük görev hükümetlere düşüyor. Tüm dünyadaki hükümetlere düşüyor. Şimdi son Paris toplantısında 2015 Paris iklim zirvesinde çıkan bir karar var. Deniliyor ki yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 santigratla sınırlamamız gerekiyor. Bunun için de yapılabilecek şey 2030 yılından itibaren emisyonlarımızda çok keskin bir düşüş gerekiyor. Yani son rakam 36.8 milyar tondu bir yılda. Bunu 1990 seviyesine kadar çekmemiz gerekiyor. Yani emisyonlarda hızlı bir azaltım gerekiyor. Bunda en büyük görev hükümetlere düşüyor. Bu konuda da yapılan iklim anlaşmaları var. Elimizde 3 tane önemli iklim anlaşması var. Bunlardan bir tanesi 95'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bir diğeri 1997'de Kyoto'da imzalanan Kyoto İklim Protokolü ve en son Paris Anlaşması. Yani bütün ülkeler, özellikle emisyonu yüksek ülkeler, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin emisyonlarında, buna Türkiye'de dahil. Çünkü Türkiye'de 1990 yılına göre 2017 yılı itibariyle emisyonu %140 arttıran ülkelerden bir tanesi. Yani emisyonda dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyoruz. Birinci öncelik emisyonu azaltacağız. Emisyonları herkesin azaltması gerekiyor.